Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir crop çalışması yapacağız. Bu çalışmamızı yetişkinler için ördük. Ee, ve Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenirsiniz. Yakamızı yuvarlak yaka olarak başladık. Hem ön hem arka oyuntusu aynı derinlikte. Yani ikisi eşit derinlikte olan bir çalışma oldu. Gövde uzunluğuna bakacak olursak gövde uzunluğunda şimdi santim olarak vereceğiz. Bu kadar bir gövdeyi ben yeterli gördüm. Daha uzun çalışmak isteyen arkadaşlarım birkaç sıra daha devam edebilirler. Ve modelimizde şöyle görmüş olduğunuz gibi üçgen bir şekilde oluşan yuvalar hazırlayıp içerisine trabzanı yerleştirdik ve şöyle güzel bir e, görünüm olmasını istedik düz e, bir hava katsın istedik Umarım istediğimiz havayı yakalayabilmişizdir şimdi ben e, ölçülerini vermek istiyorum Çünkü bu ölçüler benim kullandığım ipim, tığım ve elimin ölçüleri. Sizler ipiniz farklı olabilir, eliniz, tığınız farklı olabilir. Onun için bir kıyaslama adına yapmış olduğum çalışmanın son bitmiş halini bu şekilde ölçerek göstermek istiyorum ki herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayalım. İlk önce isterseniz yaka oyuntusuna bakalım. Yaka oyuntusu 27 santim. Yok şöyle tuttuğumuz zaman 26 santim yakamızın bir uçtan bir uca bir. şu şekildeki bütün e, oyuntu şeklinde ölçmüyoruz Tabii gördüğünüz gibi sadece şu kısma baktım 26 santim bir omuzun en geniş yerinden diğer geniş yerine kadar bakıyorum ya da şöyle uç kısmından diğer uç kısmına kadar ölçelim bir uçtan diğer uca bakın hatta şöyle çıkıntı bile bırakmaktayım şöyle görürseniz buradan elimi tutuyorum buradaki de zaten görülmekte 46 santim bir omuzumdan bir omuzuma tabi bu omuz boyu değil şu şekilde düştüğü için bu kısım düşük kalan kısmı kol altına bakalım kol altının bir kenarından diğer kenarına 32 32 santim yine şöyle gövdeye bakalım beden yani herhangi bir sıkıntı yaşamasın ördüğünüz zayi olmasın başa gitmesin 32 buçuk diyor tabi örgü olduğu için açılma payında unutmayalım bunu iki aldığımız zaman 64 olacak şimdi omuzdan ölçelim alt kısma kadar 30 santim en üst kısımdan en alt kısma kadar 30 santim şöyle en düşük yerden ölçüyorum en düşük yerden ise 24 santim şimdi daha büyük örmek isteyenler bu ölçümüzden büyük beden ölçüsüne sahip olan arkadaşlarımız yapacakları tek şey zincirimizi büyük çekmek. Ben bu örgümde 3 numaralı tığımı kullandım ve rahat bir örgü ördüm. Bakın sıkı sıkı bir örgü örmedim. Evet örgümüzü nako cotonella ile örüyorum. Koton bir ip, yumuşacık güzel bir dokusu var. E, renk numarası 51, 18, 100 gram ve 310 metreden oluşmakta bir Nako ürünü dilediğiniz iplerle de tabii ki çalışmamızı yapabilirsiniz. Bu e, çalışmam için 3 milimetre tığımı kullanıyorum. Bakınız 3 milimetre burada e, 5 yazmakta gördüğünüz gibi tığımız tulibin tığı. Tulip'in kendi numaralandırması bu şekildeydi ama diğer tığlarda 3 mm ile örelim. Tabii eğer farklı ip kullanacaksanız ona uygun olarak da ipiniz kalınsa yine numaramız büyük. Ee, eğer ipiniz inceyse numaraları biraz daha küçültebilirsiniz. Evet hemen örmeye başlayalım. O yüzden çok sıkı örgü kullanmadığım için tığ küçük olan ya da sıkı örgü ören arkadaşlarımız bir 50 kadar daha zincir fazla çekseler daha güzel olur. Tabi biraz da bedenleri büyükse bedenleri yine bu beden olacak şekilde ise bu 38 beden mankenime rahatlıkla oldu. Yani ölçerek ördüm zaten mankenimin üzerinde gayet güzel durdu. Sizler daha büyükse bedenini sadece zincirimizi ne kadar fazla çekerseniz o kadar büyüyecektir. Aşağısını aynı şekilde öreceğiz. Artışlarımızı zaten yukarıdaki iki sıramızda yapmıştık. Küçük bir defa dolayıp tek seferde çektiğim bölümlerde yaptım. Diğer kalan kısımlar tamamen aynı olacak. Buradaki kol ayrımında şöyle ortaya koyup uygun bir şekilde kol ayrımları, aralıkları yapıp işaretlerimizi koyarak e, benimkinden farklı yapmak isteyen arkadaşlarım o şekilde ölçerek, göstereceğim şekilde ölçerek çalışırlarsa gayet güzel sonuçlar alacaklardır. Ben birden fazla ip kullandım ama ikinciye çok az kullandım. Sadece bir e, Şuradaki etek süslemesini ve kolumuzun bir tanesini ve yakamızın oyuntusunu ördüm. Yani 310'dan başka yani 310 metreden uzunsa 320 ise bir tane tam bu ölçülere göre bir ip yeterli olmakta. 100 grama 310. Eğer 100 grama 200 210 ise mutlaka iki tane ip almaları gerekmekte. Ya da daha büyük ölçüyle örecek arkadaşlarım iki tane ip temin ederek başlasınlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tığımın ucu benim biraz kalın o yüzden örgüm tabii ki büyük durdu sizler küçük tığla da çalışabilirsiniz evet zincirimi çekerek örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 böyle tek tek sayıp kafanızı ağrıtmaktansa toparlayayım hepsini ondan sonra yeniden görüşelim 13'te kalmıştım ben çekmeye devam ediyorum toplamda 120 tane zincirimi çektim 120 zincirimizin karşılığının ölçüsüne bakalım hiç gelmeden şöyle biri tutuyorum bakın sadece mezurumu çekiyorum 50 santim 50 santim zincirimi çektim daha az olabilir sizinki daha fazla olabilir ama benim zincir e, zincir sayımda 50 santim birebir karşılık gelmekte. Evet şimdi kapatıyoruz ve yuvarlak bir şekilde örgümüze başlıyoruz. Düzeltiyorum. İlk zincirin içerisine giriyorum. İçinden geçiyorum. 1, 2, 3 tane yeni zincir çekiyorum ve örgüme başlıyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Bir defa doluyorum. İpim de bakınız burada kalıyor. Alta gizliyorum. 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Alıyorum. ikinci zincirin içerisine giriyorum. Şöyle çeviriyorum. Bu biraz ördükten sonra yönü düzelecektir. Merak etmeyin. 1 2 3 defa da örüyorum bakın hemen düzeldi bile giriyorum 1 2 3 zincirimi iki katını alıyorum tek katı aşağıda kalıyor bakınız ona da dikkat edelim iki katını aldım teki aşağıda bir dolayıp üç defa da örerek bütün zincirimizi tamamlayalım giriyorum. iki katını yukarıya alıyorum. İpimi de gizlemekteyim şu an. Tamamını aynı şekilde bitirelim. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Bir doladım, üç defa da çektim ve tamamladım. Şimdi başlangıçtaki 1 2 3. zincirin tepesine gelerek batıyorum. Ve ilmeğimi geçiriyorum ve Büyük bir yuvarlağımızı boğazımız için, boynumuz için hazırladık. Ve bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümün arkasını çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum. Sıradaki, bakınız, ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Sonrasında tekrar doladım. ikinciye batıyorum. Tek seferde çekiyorum üçüncüye giriyorum tek seferde çekiyorum ve aynı yere bir daha batıyorum iki tek bir çift olarak artışımızı yapıyoruz tekrar devam edelim bir trabzanım ördüm doladım ikinci trabzanıma girdim tek seferde çektim doladım üçüncü trabzanıma girdim tek seferde çektim üçüncü trabzanımın olduğu yere yeniden girdim iki tek bir çift olarak tek seferde başını dolayıp çektik ve devam ediyorum bir doladım sıradakine battım tek seferde çektim doluyorum sıradakine batıyorum tek seferde çekiyorum doluyorum bakınız iki tekim oldu üçüncüye batıyorum tek seferde çektim üçüncüye aynı yere bir daha giriyorum ve e, burayı çift olarak örüyorum yani iki tek bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift olarak tek seferde başını dolayıp çekiyoruz 2 tekin, 1. tek, 2. tek. 3. aynı yere bir daha batıp 2 defa örüyorum. 2 tek, 1, 2. 3. çift, 1, 2. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şuradan başlamıştım. Bakınız zincirimizi çekerek. En son sıramıza geldiğim zaman bir çift bir tek. En sonu yine çift olarak ördüm. Bakın eğer arada iki çifti yan yana getirmeyin. Bir tane tek varsa başlangıçtan önceki trabzanımızı mutlaka çift olarak bitirelim. Sonu çift olarak. Eğer önünde bir tane trabzanımız varsa yani iki çift yan yana gelmesin en sonu çift olarak bitirelim şimdi sonuncuyu ördükten sonra yeniden zincirimin bulunduğu yere gelip batıyorum üst kısmına ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkasını çeviriyorum ve buradaki bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum hepsini birer birer İki batmıyoruz ilkini bakınız şurası ikinci hemen burası giriyorum 1 2 3 1 2 3 tek tek örüyoruz. Bu sıramızda artış yok. Bu 3. sıramız oluyor. Bir dolayıp 3 defada örüyorum. Bir dolayıp 3 defada örüyorum. Artış yapmıyorum. Alt sıradaki artışlarımız yeterli çünkü. Kazanlarımızı birer birer örerek bu sıramızı da yeniden bitirdik. Şimdi tekrar artış yapacağımız sıramıza geçiyoruz. Arkadayız. Bakınız, ben şöyle biraz geçmiştim hemen. Alıyorum geçişi de sizlerle birlikte yapalım. Zincirimin üzerine tığımın ucunu girdiriyorum ve ilmeğimi buradan kaydırıyorum bir iki tane zincirimi çekip çeviriyorum bu e, zincirimizin olduğu yer birinci trabzanımızın olduğu yer tığımın başını doluyorum bir defa da çekiyorum bu ikinci trabzanımız oldu zincirimizle birlikte bu sıramızda da artış yapacağız 3 oldu 4 5 6 7 7 tane ördüm. Altısı tek, yedincisi çift olacak. 6 tek, 7'yi çift örelim. Yeniden yapalım. 1 2 3 4 5 6. 6 teki ördüm. 7'yi doluyorum, batıyorum. Tekrar aynı noktaya girerek örüyorum. Artışımı yaptım. 6 tek 7 Yedi, 7. çift olarak bu sıramızı tamamlayalım. Bir defa doluyorum. Bir defa da kapatıyorum. Çiftimden sonra 2 4 6 evet. Konuşurken saymadığım için 7. de çift ördüm. Artış sıramızı yeniden tamamladık. Şimdi bitişin bulunduğu yerdeyim zincirimin tepe noktasına geliyorum hep başlangıç zincirimizin üst kısmına gelerek batalım tığımızın ucu kalın olduğu için biraz zorlayabiliyor zincirimi de sıkı çekmişim Evet geçiyorum 1 2 3 zinciri bu yönde de diğer yönde de çekebilirsiniz fark etmez 3 tane zincirimi çektikten sonra aşağıdaki bir defada çekip ördüğümüz ve yedincisinde arttığımız trabzanların her birine bir defa batıyoruz ve üç defa da çekiyoruz bir doluyoruz yine bu sıramızda artış yapmıyoruz tamamen trabzanlarla örüyoruz şuradaki ve ilk başlangıçtaki bir dolayıp üç defada alarak tamamlıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı ördük. 3 tanesi bir defa dolayıp 3 defa da çektiğimiz trabzan. 2 sırasında ise artışlarımızı yaptık. Şimdiki sıramızda V'ler hazırlayacağız. Trabzanımızı zincirimize bağlıyoruz. Ve geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum aynı yere battım 1 2 3 tane de şöyle aldım trabzanımı 5 zincir 3 defa da aldım tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzanıma batıyorum 1 2 3 araya 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum 1 2 3 Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzan, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma batarak üç defa da alıyorum. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Ve yine aynı noktaya giriyorum. Doluyorum. Bir, iki atladım. Üçüncüye batarak iki zincir çekip bir tane V'mi kuruyorum. Ve bu sıramızı iki trabzan atlayıp üçüncü sıraya batıp birer V kurarak tamamlayalım. Sıramızı tamamladık V'lerimizi ördük şimdi sıramızın sonuna gelelim eğer burada trabzan sayınız 3 ya da 2 herhangi bir şekilde az ya da çok geldiyse birkaç tane geriye gidip buradaki ayarı yapabilirsiniz. Benim bir tane fazla gelmişti şurada kenara geldim ikinciye battım hangisinin olduğunu şu an bulamıyorum ama. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ha, şu kısım evet bakınız ikinciye battım. Arada bir kaldı. Bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Bir geriye bir ileriye gidebilirsiniz. Şimdi iki tane trabzanım var. Beş zincir çekerek başlamıştım. Bir iki üçüncüsüne batıyorum. Ve geçişimi yapıyorum. Bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü düze alıyorum. Diğer tarafa çeviriyorum ve başlıyorum. Şuradaki trabzanımın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa da alıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane trabzanım örüyorum. Sonrasında şu araya geçiyorum. 2 tane trabzanın bulunduğu noktaya batmıyorum. 1, 2, 3. 3'er üçer örüyorum. Diğerine geçiyorum her bir trabzanımı 3 defa örüyorum yuva içerisine üçer üçer örerek ilerleyelim bütün trabzanlarımı örerek tamamladım şimdi bir üst sıraya geçebiliriz burası örgümüzün düz yanıydı şimdi başlangıçta tam ortadaki bir tane zincirin üzerine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum 1 İki tane zincirimi çektikten sonra örgümün arkada yönünü çeviriyorum ve bütün trabzanlarımıza artış yapmadan başını bir defa dolayıp tek seferde çektiğimiz işlemimizi yapıyoruz. Bir dolayıp tek seferde çekiyoruz. Artış yapmıyoruz. Kaç tane trabzan görürsek görelim hepsini birer defada ölüp ilerliyoruz. İşaretimin olduğu yerden kolumu saymaya başlıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ve 43 diğer kolumu sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43 kolumuz için ayırdık. Arkamızı da sayalım. Ya yani önümüzü sayalım. Önümüzde kalan ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 ve 49 tane ilmeğimiz de önümüzde var. Evet her bölümümüzün sayısını eşitledik. Kollarımız birebir aynı. Arkamız önümüzden bir tane eksik hiç önemli değil. Şimdi gövdemizi birleştirerek modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ve burada iki tane zincirimi çektim üç tane zincirimi çekmişim trabzanlarımı örerek örgümüzün ön yüzünden devam ediyoruz birinci trabzanımın bulunduğu yere tekrar batıyorum aynı yere batıyorum burayı bir olarak öreceğiz ama her zaman bir olarak sayısın ve sonrasında yanındaki trabzanıma batıyorum ve devam ediyorum 3 defa alıyorum. İşaretimin bulunduğu yere kadar örerek geldim tırabzanlarıma. Şimdi 5 tane ya da 6 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim. Diğer işaretimin bulunduğu yeri şöyle katlıyorum. Bu kısmımızı kol olarak ayırdık. Altına da 6 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya batıyorum. Ve 3 defa da ördüğüm trabzanımı örüyorum. Kolumuz da bu şekilde oldu. 6 tane zincirle birleştirmiş olduk. Şimdi ön taraftan birer birer trabzanımızla artış yapmadan örüyorum diğer işarete gelene kadar işaretimin bulunduğu yere kadar trabzanlarımı örerek geldim tam işaretimin bulunduğu yeri de ördüm 6 zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 burası kolumuzun altı için rahatlatacak olan bölüm şimdi tığımın başını doladım yine işaretimin bulunduğu yere gelerek battım ve arkamızı örmeye devam ediyoruz Birer birer da örelim. Son trabzanımıza kadar ördüm. Başlangıçtaki trabzanımın tepe noktasını yani tam araya şöyle giriyorum. İki tanesini bir trabzan bir de zincir olarak başlatmıştık hatırlıyorsanız. burayı bir olarak sayacağız. Arasına giriyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Bir iki zincirimi çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. Yine aynı yere başını dolayarak batıyorum tek seferde çektim ve bütün trabzanlarımı tek seferde çekerek devam ediyorum ve alttaki 6 tane kol altı için zincir hazırlamıştık onların içerisine de aynı şekilde batarak öreceğiz 6 zincirimizi 6 trabzan olacak bir doladım ve örgümün arka tarafından devam etmekteyim zincirimin bulunduğu yere geldim 6 tane zincir çekmiştik tığımı başını doluyorum İlk zincirime giriyorum 1 doladım 2 örüyorum doladım 3 örüyorum doluyorum dördüncüyü örüyorum doluyorum beşinciyi doluyorum altıncıyı örüyorum altı tane zincirimin altısını da ördüm ve çeviriyorum buradan ön kısma doğru birer birer batarak başlangıç noktama kadar ilerliyorum diğer kol altındaki zincirimizi de aynı şekilde altı tane başını dolayıp tek seferde çektiğimiz da örelim ve başlangıç noktamızla birlikte olalım Örgüler için kullandığım mankenimin üzerine giydim. Yakamızın hem ön hem arka e, açıklığı çok güzel oldu. Göğsündeki bu modelimiz çok güzel durdu. Buradaki artışım da benim için yani benim mankenime tam yeterli oldu. Tabii bu e, ben e, elimin biraz rahat olması, tığımın ucunun biraz kalın olması bu e, ölçüler için yeterli oldu. Ama sizin tığınız ince ya da eliniz sıkıysa belki e, küçük gelebilir. Giyecek kişi eğer biraz da kiloluysa onun için buradaki zincirimizi 6 değil, 15 çekebilirsiniz. 10 çekebilirsiniz. Yani giyecek kişinin göğüs ölçüsü yani beden ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben buradaki artışımdan sonraki beden ölçüsünü vermek istiyorum ki hani daha ilerlemeden en azından bir ölçümüze bakabiliriz. Gerekirse zincir çektiğiniz zaman hemen zincirimizde de ölçümüzü yapabilirsiniz. Şimdi ölçümüze bakalım. Mezurumu aldım tam uç kısımdayız bakınız buradan üzerine tutuyorum şu kısımda At, uh, 34 santim geldiğini görüyorum bakın 34 açtığımız zaman yani ikiye katladığımız zaman burasını 68 santime gelecek göğüs ölçüsü 68 santim. Yani her ikisini ölçtüğümüzde 68 işte göğüs ölçünüze göre eğer e, daha büyük kilolu arkadaşlarımıza dostlarımıza öreceksek biraz daha buradaki zincirimizi 10-15'i yapıp yine buradan da bu şekilde çıkartıp 70'lerin üzerine doğru çıkarabilirsiniz. Evet bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra şimdi roba kısmında kullandığımız V'yi uygulamak istiyorum. Arkayı çeviriyorum ters yönden örüyoruz bu kısmı arkayı çevirdim. Ve iki defa battığımız bakın zincirimiz ve tırabzanımızı battığımızın tam ortasına giriyorum. Burada artış yapmayalım lütfen. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Yukarıda 5 çekmiştik. Burada 6 çekiyorum. Tığımı başını bir defa dolayıp aynı yere batıyorum ve 1 2 3 V'li örüyorum tığımın başında doluyorum, bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum bir iki üç araya iki zincirimi çekip tekrar aynı noktaya giriyorum trabzanımı örüyorum tığımın başında oluyorum bir iki üç üçüncüye giriyorum bir iki üç iki zincirimi çekiyorum ve aynı noktaya batıyorum bu işlemlerimizi başlangıç noktasına kadar devam ettiriyoruz. 2 trabzan atlayıp 3. trabzanımıza batalım. 2 trabzan atlayıp 3. trabzanımıza batalım. Bütün V'lerimizi örerek tamamladık. Şimdi V'lerimizin içerisine burada yapmış olduğumuz gibi üçer trabzanlarımızı öreceğiz. Ön yüzden üçer trabzanlarımızı arka yüzden yine bir defa dolayıp alacağız. Üzerine bir sıra uzun trabzanımızı geçeceğiz. Tekrar şu kısmımızı çalıştıktan sonra yeniden bir tane daha V'mizi kuracağız. Şimdi örgümün düz yönünde ördüm altı zincir çekmiştim 1 2 3 4 gelerek batıyorum örgümün düz yönünde olduğum için buradan devam ediyorum içerisine ilmeğimi kaydırarak giriyorum 1 2 3 tekrar 3 tane trabzanım örüyorum yanındakine 3 trabzan bütün veylerimizin içerisine 3'er trabzanlarımızı örerek devam ediyorum ve arka sırada bir defa başını dolayıp batım işlemimi yapıyorum tekrar önü çeviriyorum bir defa dolayıp üç defa da aldığım trabzanımı örüyorum artık artış yapmıyoruz bu şekilde işlemlerimizde ilerleyeceğiz gövde kısmımızda V'den sonra her bir V'nin içerisine üç tane trabzanımı ördüm arka yönden bir defa başını dolayarak ördüm ön yönü çevirdim tekrar bir dolayıp üç defa da ördüm trabzanımı ördüm ve şuradaki yapmış olduğumuz Sırayla işlemimizi bir kez daha öreceğiz. Önce V'mizi sonra içinin trabzanlarına bir defa arkadan bir dolayıp çektiğimiz trabzanımızı ve bir dolayıp üç defa da aldığımız trabzanımızı şu kısma da öreceğiz. Ondan sonrasında herhangi bir şekilde yine V'mizi kurmayacağız. Çünkü boyumuz yeterli olacak. Yeterli ölçü ulaşana kadar yani istediğimiz bel uzunluğuna gelene kadar sadece 3 tane trabzanımızı ve arasında arkadan öreceğimiz bir defa başını dolayarak ördüğümüz trabzanımızı örerek tamamlayacağız zaten yeterli uzunluğa gelecek Evet şimdi aynı işlemimizi yapalım birinci V'miz ikinci trabzanlarımız üçüncü bir defa dolayıp aldığımız dördüncü ise trabzanımızı örüyoruz beşinci kez yine bir defa başını dolayıp örüyoruz şimdi V'mizi yeniden kuralım geçişimi yaptım 6 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Aynı yere batıyorum. Modelimiz bakınız birbirine tekrarı artık. Doluyorum başını bir defa 1 2 üçüncüye batıyorum. üçüncüye batıp tekrar 3 3 örüyoruz ki artma ya da eksilme yaşamayalım. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3'e batıyorum ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz gibi buradaki sıralama ile yapalım ve bel ölçüsünün uzunluğu yeterli olana kadar örmeye devam edelim artık bu bizim son V'miz olacak bu V'mizi de kurduktan sonra bir sıra şu şekilde tekrar tekrar ediyorum ama İçinin üçer trabzanlarını arkadan bir doluyoruz, sonrasında üç trabzanımızı ve yine bir dolayıp çekip üç dolayıp istediğimiz ölçü ulaşana kadar devam edelim. Bu artık modelimizi son kuruşumuz oldu. Şimdi aynı şekillerle tamamlanana kadar devam ediyorum. Evet, ben krobumu örmeye devam ettim ve buraya kadar tam bir adet ip kullandım. İpimin metraj uzunluğuna bakmak istiyorum. Bakınız, ipimizin metraj uzunluğu 310 metreydi, yani daha küçük metrajlı iplerden daha fazla tükenecektir. 100 gram aynı zamanda 100 grama 310 metre olan ipimden şimdi bu sıradan sonra başlayacağım Eğer ipinizin metresi 300'ün 310'un ise bir tane ipimiz rahatlıkla yetecek ama zaten e, örmek istediğim uzunlukta bu kadar sadece küçük rütüşler yapacağız Mesela kolumuzun bir tanesinin rütüşünü ben çalıştım diğer kolumuzu da aynı şekilde yapacağız minik bir dokunuş yaptık yakamıza da yine minik bir dokunuş yapacağız ve bu şekilde tamamlayacağız şimdi arkayı çeviriyorum Burası ön kısmımızda arkamızda ipimiz e, şurada şimdi burada son sıramızı örelim. Dilerseniz lastikle de çalışarak devam edebilirsiniz ama çok da lastiğe gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Normal küçük dokunuşlarla şıklık katalım. İpimi bağladım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Ön yüzünden örmeye başlıyorum bir tane zincir çektim bakın ilmeğim geçtikten sonra bir zincir daha uzunluğunu yap uzun yapmak isteyen arkadaşlarım devam edebilirler ama ben bu son sıramız olarak örüyorum bir zincirimi çektim tığımın başını doluyorum ee, şuradaki birinci trabzanı atlıyorum ikinci trabzanı atlıyorum üçüncü trabzanı geliyorum ve bir iki üç defa da alıyorum aynı yere batıyorum aynı yere batıyorum ve 3 defa da çekiyorum 3 trabzanım oldu 4. trabzanımı örüyorum 5. trabzanımı örüyorum 6. trabzanımı örüyorum aynı noktaya 6 tane trabzanımı ördüm ve 1 2 3. gelerek bir tane sık iğnemle batıyorum 6 trabzanımı ördüm. 1 atladım, 2 atladım, 3.'ye geldim, battım. Tekrar tığımı başını doluyorum. 1 atladım, 2 atladım, 3. trabzanımın üzerine biraz önceki çalışmış olduğum gibi 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 dolayıp 3 defa da alıyorum. 4 oldu. 5 uzunluğunu isteyenler birkaç sıra daha örebilirler. 2, 4, 6. 6 trabzanı ördükten sonra bir atladım, iki atladım. Üçüncüye gelerek batıyorum. Ve sık iğnemle örüyorum. Şimdi görmüş olduğunuz alt bitiş noktasını bu şekilde çalışıyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir atladım, iki atladım. Üçüncüye 6 trabzan, bir altı trabzan, bir sık iğne şeklinde Şimdi buradaki sıralamamızı yapıp tamamlayalım. Trabzanlarımı örerek son kısma kadar geldim. En son şöyle ipimi alayım. Bakınız önden görünümümüz. Son 6. trabzanımı ördüm. Başlangıçtaki sık iğnemin bulunduğu yer vardı. Bakın 1, 2, üçüncüye geliyorum. Buraya batıyorum. İpimi alıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve krobumun boyu tam olduğu için bitti. Daha uzun isteyen arkadaşlarım dediğim gibi trabzan kısmımızı örebilirler birkaç sıra. Şimdi ipimizi içeriye doğru gizliyorum ve yaka kol çalışmamızı da yapalım. Kullanılmaya hazır hale gelsin çalışmamız. İtek ucunu bu şekilde tamamladık. Şimdi kolumuzun bir tanesini ben bu şekilde ördüm. Bakınız şöyle örgümüzün kenarından görüntüsü daha toparlayabilmek adına şu şekilde çift lastik gibi görünmekte. Şimdi diğer kolumuzun altından başlayalım. Önce tığımıza bir tane zincirimizi çekiyoruz. Kolumuzun alt noktasına geliyoruz. Kol altıma gelip batıyorum. Herhangi bir yeri fark etmez. İpimi de şöyle sol tarafa yatırarak gizliyorum. Sık iğnemin içerisine girip bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıp yukarıya o, o şuradaki yani kol üzerine duran kısma doğru ilerliyorum. Kol altından sadece sık iğnelerimizde trabzanın bulunduğu noktaya geldim ve hemen geçiş noktasına geldim şurada. Ve şimdi şu görmüş olduğumuz bakınız buğday gibi görüntümüz var. Ilmeğimiz araya giriyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Araya giriyorum, İlmek kaydırarak gidiyoruz. Bakın burada çok çektirmeyelim lütfen, çok toparlarız, elimizi rahat tutalım. Batıyorum tam ortasına, ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın ne, e, ne kadar tığımı rahat tutuyorum ki büzmesin ve kol ucumuz fazla toparlanmasın. Tabii çok büyük yaptıysanız istediğiniz kadar sıkıştırabilirsiniz, o zaman da güzel toparlanır. sona kadar bu işlemimi yaparak devam ediyorum. Kol altına kadar geldim. Kol altındaki bölümde yine başlangıç noktama kadar sık iğne örüyorum. İlerleye ilerleye örüyorum. Böyle dip dibe yapmıyorum. İlk batmış olduğum yere geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve yine her zaman gibi içe gizliyorum. Yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle görelim. Bakınız, bu şekilde toparladık, güzel oldu. Şimdi e, yaka çalışmamıza geçelim. Tığıma bir tane zincir çektim ve arkadan başlıyorum. Arka bu tarafmış, evet. Şimdi şöyle ortadan başlıyorum. Tam araya giriyorum, bakınız, tam araya giriyorum. Buraya sabitleniyorum. İpimi sol tarafa yine alıyorum. Her ilmek arasına batıyorum. Bir defa şu şekilde geçiyorum. Yine ilmek kaydırıyoruz, bakın. ilmeğimizi kaydırarak aradan giriyorum. Şuradaki aradan girip bu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Güzel bir zincir görünümü kazanıyorum. Trabzanın tam aralarına giriyorum. Ve zincirlerimi ardı ardına yaparak ilerliyorum. Başlangıç yerimize kadar araya giriyorum. ipimi alıp içerisinden geçiyorum. Çok sık tutmayalım elimizi, hiç atlamayalım. Bu şekilde tamamlayalım. Başladığım yere kadar geldim. Şimdi başladığım yere giriyorum, altından geçiriyorum. Şu şekilde bir zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum. Güzel bir şekilde iç kısma çevirerek gizliyorum. Burada belli etmeden tek kat tek kat alıyorum. Katımızın başlangıç katımızı bir çekiyorum. Diğer katımızı bir çekiyorum. İç kısmı her ikisini de farklı yönlere doğru gizleyelim. Evet, sevgili arkadaşlar bu güzel çalışmamızın sonuna geldik ve bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizler de benimle birlikte çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.